Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir Arkmobil duyuru videosu ile karşınızdayım. Şöyle yapalım. Heh, şu şekilde. Arkmobil hakkında bir duyuru metni daha yayınlamış. Arkmobil'in kendi Discord sitesinden. Ben orada birkaç hesabımdan banlı ve yasaklı olduğum için göremiyorum. Şu şekilde ilk İngilizce mesaj var. Daha şöyle diğer mesajı da göstereyim size. Hemen bunu çevirsin de size neler diyormuş, neler söylemiyormuş, onu da hemen açıklayayım. Şimdi şunu durdurduk, aldık aşağıya. Güzel haberler var. Yani önümüzdeki günlerde daha çok haber vereceklerini de söylüyorlar. Şuradan AI kısmına geçelim. ChatGPT'ye direkt sorduk. Reklam değil. Herhangi bir ortaklığımız yok. Merhaba hayatta kalanlar Ark Ultimate Survivor Edition Aralık 2024'te çıkacağını duyurduğumuza göre Aralık 2024'te çıkacakmış tatilden kasıtları yani bu yılın son ayı Orijinal Ark Survival Evolved'un mobil versiyonunun geleceği hakkında konuşmak istiyoruz Satın alımlar ve oyun ilerlemeleri taşınmayacak ee, Gördüğünüz gibi burada satın aldığınız Ark Survival Evolved mobilde satın aldığınız şeyler yeni ARK mobille taşınmayacak. Bu PC ve konsollardaki en son versiyondan tamamen farklı bir oyundur diyor. Yani Unreal Engine 4 de çıkacak. Birebir PC ve konsolla aynı olmayacak. Farklılıklar olacak yine mobilde olduğu gibi. 31 Ağustos 2024'te Google Play ve iOS App Store'larından kaldırılacak. Oyun 31 Ağustos'ta kaldırılacak ona göre yüklemelerinizi yapın. Yani 31 Ağustos'tan sonra oyunu artık yükleyemeyeceksiniz. Resmi sunucular bugün itibariyle 31 Ağustos 2024'te kadar aşamalı kapama moduna girecek. Yani zaten çoğu kapalıydı ve kullanışlı değildi. Şimdi tamamen tek tek kapatılacak resmi sunucuları oyunun. Bu tarihten sonra kalıcı olarak çevrim dışı olacaklar. Bu sunucudaki tüm oyuncular bir süre zarfında ücretsiz single player transfer biletine erişebilecek. Yani ücretsiz bir şekilde single player transfer bileti alabileceksiniz. Şimdi soracağınız şey resmi olmayan sunucular kapatılacak mı? Tek oyunculu ve resmi olmayan sunucular öngörülebilir, gelecekte erişilebilir kalacaktır. Yani benim anladığım burada yeni bir oyun gelecek. Fakat hani eski oyunu bu single player ve Resmi olmayan sunucularını kapatmayacaklar. Yani onlar devam edecek. Ama muhtemelen yeni oyundan bağımsız olacak bunlar. Bu arada Artypes Tanrı konsolu üstün yaratık kedi de %75 indirimdeymiş. Ama yani bu oyun zaten ilerlemesi olmayacak bir oyun. Sadece tekrar para kazanmak için bence bunu tekrar açtılar. hani Yine almak isteyen varsa uygun fiyattan şu an alabilirler. Ama yani sanmıyorum alabilecek kimsenin olduğunu. Yani 24 saat içinde yüklenecek sizin oyunlarınıza bu. Bu arada e, ee, Dungeon ilgili bir şey vardı. Neyse onu şu aşağı gelince okuruz. Tek oyunculu veya resmi olmayan sunuculardan keyif alan tüm oyuncular için şimdi stok yapmanın tam zamanı. Daha önce de mevcut olmayan öğeler de oyun içi mağazada yeniden ortaya çıkacak. E, diyor ki daha önceden mevcut olmayan öğeler oyun içi mağazada tekrar ortaya çıkacak. Eee daha önceden gelmiş tekrar kaldırılmış şeylerden bahsediyor muhtemelen. Tuvalet kağıdı vesaire gibi. Böyle saçma sapan şeyler geliyordu. Prime Pass yıllık abonelikleri bu yılın başlarında sona ermişti. Yani bundan sonra Prime Pass alamayacaksınız. Şu an mevcut abone olan varsa da artık yenilenmeyecek. Kapatacaklarmış onu. Dungeon artık haftalık olarak dönmeyecek. Tek oyunculu modda oynanabilir zindanların seçilebileceği zindan listesi güncellenecek. Yani belirli Dungeon getirecekler artık her salı yeni dungeon gelmeyecek Tek bir dungeon olacak onu da seçeceklermiş discord topluluk sunucusunda iOS ve Android için Ark Ultimate Survivor Edition hakkında önümüzdeki aylarda çok şey konuşacağız daha fazla bilgi için bizi Takip etmeye devam edin diyor Yani bu demek oluyor ki Bundan sonra Bana kalırsa hani Ağustos'un sonunda Yine bir duyuru yayınlarlar Şu an Ağustos'un başındayız gece çekiyorum bu videoyu Çok olmaz zaten duyurunun yapıldığı Uğur falan söyledi bize bizim Discord'dan. Bu arada o duyurulardan da haberdar olmak istiyorsanız Arkın kendi Discord'una da katılabilirsiniz. Bizim Discord'lara da gelebilirsiniz. Aktif şekilde kullanıyoruz oraları. Açıklamaya linklerini koyarım. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bakalım önümüzdeki güncellemelerde, yeni yazılarda görüşmek üzere. Mobil hakkında tabii ki bu. PC'den yine biz devam ederiz kendi oyunlarımızdan. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.